Sonuç ekranlarından merhabalar, ben Meltem İlser. Bugün 26 Ağustos, günlerden pazartesi, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Haftanın ilk bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Muhalefete yüklenen Erdoğan, muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine yangın gibi bir mesele dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır dedi. Muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamalar devam ederken kabinede 21 yıl sonra ilk kez Ankara dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta toplandı. Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde orman yangınları vardı. Devletimiz her yangın çıktığında sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel yönetimlerin orman yangınlarına müdahalede geç kaldığını, millete hesap vermesi gerektiğini söyledi. Yangının, depremin, doğal afetin şu partisi veya bu partisi olmaz. Ormanlar hepimizindir. 85 milyonun ortak değeridir. Hayat kaynağıdır. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleyi de anlattı. 27 uçak, 105 helikopter, 5000'den fazla kara aracıyla Türkiye'nin tarihin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi. Erdoğan, Bahçeli'ye 76 tane gül hediye etti, doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti. Bismillahirrahmanirrahim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezarlık ziyareti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya geldi. Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76. yaş gününü kutlayan Bahçeli'ye 76 adet gül hediye etti. Liderlerin özel görüşmesi karşılıklı hediyeleşmeyle son buldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu Selçuklu Sekizgeni'nin içinde Turan haritası hediye etti. Bahçeli, Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. doğum günü nedeniyle 70 adet gül göndermişti. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin düşüncesini nezaketli ve kibar bulmuştu. Kendisi de aynı jesti Bahçeli'ye yapmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kütahya'daki Zafer Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti. Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası programlarına katılmak üzere Kütahya'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Altıntaş ilçesinde bulunan Zafer Tepe'ye geçti. Zafer Abidesi'ndeki tören, şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşının okumasıyla başladı. Kurtulmuş daha sonra abideye çelenk sundu. Haber Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli bir subay tarafından anıttaki harita üzerinden bölgedeki harekat anlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Dumlupınar ilçesindeki Dumlupınar Şehitliği'ni de ziyaret etti. Şehitler için dua edildi. İnna Allah eştera minel mu'minin.
Şehitlikte bulunan hafız çocuklarla da bir araya gelen Kurtulmuş, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kurtulmuş'a Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve milletvekilleri eşlik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Kurtulmuş, kurtuluş mücadelesinin topyekün bir mücadele olduğunu belirterek, Sultan Alparslan da, Sultan Fatih de, Kanuni Sultan Süleyman da bizimdir, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da bizimdir dedi. ...102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen büyük taarruz... ...Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi, Büyük Zafer'in 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen... ...Zafer Haftası kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Programa Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. 30 Ağustos'tan, Zafer Bayramı'ndan ve milletimizin milli kurtuluş mücadelesinden... ...çıkartacağımız dersleri de gözden geçirmek için... Bizim için değerli bir fırsattır. Evet, fevkalade önemli bir zaferin yıl dönümündeyiz. Buradan dersler çıkaracağız ve aldığımız derslerle ileriye doğru daha güçlü bir ülke olarak, daha büyük bir millet olarak yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kurtulmuş, büyük mücadelenin kahramanlarından ve öncülerinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıyla emeği geçen her bir ferdi minnetle yad ettiklerini söyledi. Türk tarihi bir bütündür. Milletimizin milli tarihi bir bütündür. Hiçbir sayfası, hiçbir dönemi bir diğerinin rakibi, hele hele düşmanı hiç değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ağustos ayının milletin kahramanlık ayı olduğunu kaydetti. Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Cumhuriyet de bizimdir, Sultan Alparslan da bizimdir, Sultan Fatih de bizimdir. Kanuni Sultan Süleyman da bizimdir, Mustafa Kemal Atatürk de arkadaşlar da bizimdir. Kim bunları ayırmaya kalkıyorsa birisi emperyalistlerin ekmeğine yağ sürüyor diyor. Bu kadar açık söylüyorum. Kim bunları ayırmaya çalışıyorsa bu milleti bölmeye çalışıyor diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret eden Tuncay Özkan'a soruşturma açıldı. Özkan'a AK Parti'den tepkiler birbiri ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri siyasette yeni bir tartışma yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'ın gösteriş müptelası ifadelerine hakaretle karşılık verdi, soruşturma gecikmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki toplu açılış töreninde Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef aldı. CHP'yi halka verdiği sözleri tutmamakla gösterişte suçladı. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı. Göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Erdoğan'ın bu ifadelerine CHP'den tepki gecikmedi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine AK Parti'den tepkiler birbiri ardına geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dahil tüm kabine üyeleri Özkan'a tepki gösterdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Özkan'ın hakaret içerikli paylaşımına soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır ifadelerini kullandı. Sosyal medyada viral olan gösteriş tartışması ise hala sürüyor.
Bitlis'in Ahlat ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamaları renkli etkinliklerle devam etti. Ahlat ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde kent sakinleriyle yurdun dört bir yanından gelen binlerce vatandaş hem coşkuyu hem de gururu bir arada yaşadı. İllerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı tematik çadırları dolaşan Atlı Cirit ve Jandarma Atlı birliklerinin gösterilerini, güreş müsabakalarını izleyen vatandaşlar da huzur nevşinde halay çekti. Solo Türk'ün gösterisiyle heyecan dolu anlar yaşayan katılımcılar, jandarma, sahil güvenlik komutanlığı ve emniyet müdürlüklerinin açtığı standlarda teçhizatları inceledi. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda geleneksel oyunlar oynadı. Muş'un Malazgirt ilçesinde de 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde Türk ve Filistin bayrakları açıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi mehter takımıyla bazı sanatçıların verdiği konseri izleyen vatandaşlar oluşturulan alanlarda ok attı. Etkinlik alanında devriye görevi yapan atlı jandarma timine ilgi gösteren vatandaşlar atları sevdi, fotoğraf çekti. At yarışlarını ve jandarma çelik kanatlar uçuş gösterisini izleyerek eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar gösteri anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar da giydikleri yöresel ve temsili savaş kıyafetleriyle kutlamalara renk kattı. Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ilçeye gelen gençlere Malazgirt ruhunu aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Kutlama alanında sportif, sanatsal, kültürel birçok etkinliğin yapıldığını belirten Taşdemir şöyle konuştu. Gençlerden çok yoğun bir talep var. Burada gençlik merkezimizde bir yıl boyunca üretmiş olduğumuz eserlerin sergilerini de gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda çocuk oyun alanları, sportif faaliyetler, Gençlik Spor İl Müdürü bünyesindeki antrenörlerimizle, uzmanlarımızla burada birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize çok yoğun bir ilgi var. Yine burada gelen vatandaşlarımıza ikramlık malzeme dağıtıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin katılımıyla 26 Ağustos'ta da yaklaşık 10 bin gencimizle tören alanda olacağız. Her yıl bunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız 1071'den 2071'e gençlerimize milli ve manevi duyguları aşılamak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Antep fıstığına katma değer kazandırmak, fıstığın ihracatını artırmak gerektiğini söyledi. Özel, partisinin Gaziantep'te istasyon meydanında düzenlediği mitingde konuştu. Tarımın Türkiye'de stratejik ve bir o kadar da hayati bir sektör olduğunu belirten Özgür Özel, toprağın vatan, tarım, ekmek olduğunu ifade etti. Özel, Burdur'da fasulye bahçesine gittiğini hatırlatarak fahiş fiyat farkına dikkat çekti. Fasulye tarlasında şunu gördüm. Taze fasulyenin kilosu 8 lira. Sordum, şaşırdım. Eşim son pazara çıktığında 100 lira diyordu. Kaç para? İstanbul'da 120 lira, Muğla'da, Bodrum'da 140 lira, Burdur'da, bakın Burdur'da 80 lira, şurada tarlada fasulye 8 lira, burada pazarda 80 lira. Buradan buraya gelene kadar bir ürün 10 kat zamlanıyorsa bunu ne nakliyeyle, ne genel giderlerle, ne başka bir şeyle asla izah edemeyiz. Özel, üretici ve tüketici mağduriyetini dile getirdi. Üretici mağdur, hakkını alamıyor. Tüketici mağdur, o fiyatlara yiyemiyor. Arada birileri 72 lira para kazanıyor. Bu fıstıkta da böyle, çayda da böyle, fındıkta da böyle, fasulyede de böyle, üzümde de böyle. CHP lideri Özgür Özel, bölgenin Türkiye'deki Antep fıstık üretiminin 3/4'ünü gerçekleştirdiğini belirterek, dünyadaki toplam üretimin %12'sini bu bölgenin ürettiğini kaydetti. Fıstık üretmenin emek, alın teri, sabır istediğini söyledi. Sorunu eleştirdiklerini aktaran Özel, Cumhuriyet Halk Partisi kuru kuruya eleştiren, her şeyi eleştiren, sadece eleştiren bir parti değil. Sorun varsa sorunu gören, çözümü bilen, çözüm yollarını söyleyen partidir diye konuştu. Artan sıcaklıklar nedeniyle fıstıkta verimin düştüğünü kaydeden Özel,
şu ifadelere yer verdi. Eskiden %5 boş tuz çıkardı diyorlar. Şimdi %20-25'e çıktı. Sulama zaruri hale geldi. Fıstığın sulanabilmesi için gerekli projelerin hızla başlatılması lazımdır. Fıstığa katma değer kazandırmak, fıstığın ihracatını arttırmak, katma değerli ürünler olarak büyük gelir elde edecek şekilde fıstığı ihraç etmenin yollarını bulmak gerekmektedir. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu. Erbakan önce Karacaören, ardından da Salar Belediyesi'ni ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'a geldi. Çay ilçesine bağlı Karacaören Belde Belediye Başkanı Üzeyir Kasap'la makamında görüşen Erbakan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erbakan, buradaki meydanda denk bütçe yapacaklarını, israfı önleyeceklerini söyledi. Üretim ve istihdama yatırım yapacaklarını anlatan Erbakan, yeniden bolluk ve bereket dönemini başlatacaklarını dile getirdi. Biz üretime, istihdama yönelik, ihracata yönelik projelerimizi de hayata geçireceğiz. Aynen Erbakan hocamızın 76-77'de yaptığı gibi. 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızı yeniden Refah Partisi olarak hazırladık, koyduk uzmanlarla birlikte. Milli kaynak paketleri kitabımızı hazırladık, koyduk uzmanlarla birlikte. İnşallah belediyelerimizin yaptığı bu hizmetlerin bereketiyle, Milli Görüş Belediyeciliğinin bereketiyle, aziz milletimizin sizlerin feraseti ve desteğiyle, teşkilatımızın gayreti ve terlemesiyle yapılacak olan ilk seçimde iş başına geleceğiz, besmeleyi çekeceğiz ve bu hizmetleri gerçekleştireceğiz inşallah. Konuşmaların ardından Erbakan'a plaket takdim edildi. Ardından Salar Belediyesi'ne geçerek beldede yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Halil Aygün'den bilgi aldı. Hediye takdimi sonrası Erbakan kentten ayrıldı. Milli mücadelenin tanığı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Ağustos 1922 tarihinde Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşuna mütakip karargah binası olarak kullandığı Başkomutan Meydan Muharebesi planının yapıldığı Zafer Müzesi yeniden restore edilerek Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünün kutlandığı bu anlamlı ve özel günde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımlarıyla açılıyor. Kameralarımızı şimdi Afyonkarahisar'a çeviriyoruz. Kadir Kaplan bizlere detayları aktaracak. Evet sevgili Meltem, şu anda Afyonkarahisar Zafer Meydanı'ndayız. Meydana adını veren Zafer Müzesi'nin açılışına hep birlikte şahitlik ediyoruz. 6 yıl süren, 2018'de başlayan restorasyon 2024 yılının 26 Ağustos gününde önemli bir tarihte tamamlandı. Bugün Büyük Taarruz'un başladığı tarih. 1922'ye döndüğümüzde 102 yıl önce burada Büyük Taarruz'un ilk topları ateşlendi. Sonrasında askerlerimiz Büyük Taarruz'u başlattı ve bugün 102 yıl sonra Zafer Müzesi'nin açılışı yapılıyor. Yıllar öncesine döndüğümüzde 1913-1914 yılları arasında arkamızdaki bina bir kargir bina olarak yapılmıştı ve belediyeye hizmet veriyordu. Dönemin belediye başkanı tarafından inşa edilmişti bu bina. Sonrasında Afyonkarahisar maalesef bir yıl süren bir işgale maruz kaldı. O işgalin sonunda 27 Ağustos gününde Afyonkarahisar'ın kurtulduğu günde burada Zafer Müzesi olarak bildiğimiz bu bina Batı Cephesi Karargahı olarak kullanıldı ve Batı Cephesi Karargahı'nda 3 Mustafa olarak bilinen Mustafa Kemal, Mustafa İsmet İnönü ve Mustafa Fevzi Paşalar Büyük Taarruz'un sonrasında Başkomutanlık Meydan Muharebesini planladılar. Zafer Müzesi 6 yıl boyunca kapalı kaldı dedik. Uzun süren bir restorasyon sürecinin ardından açıldı.
Başkomutanlık Meydanlık Muharebesi'nin planlandığı bu bina 1935 yılına gelindiğinde boşaltıldı ve 1985 yılına kadar farklı amaçlarla kullanıldı. 1985 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen bina Zafer Müzesi'ne dönüştürüldü ve içerisinde çok sayıda savaşa dair, Kurtuluş Savaşı'na dair tanıklık eden, izler taşıyan bir bina bu bina. Sonrasında 1985 yılından 2018 yılına kadar hizmet verdi. 2018 yılında restorasyon süreci başladı. 6 yıl sürdü ve bugüne geldiğimizde restorasyonun açılışı yapılıyor. Dün Afyonkarahisar'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş önce gelenekselleşen Şuhut'ta Çakırözlü köyünde başlayan Büyük Taarruz anma törenlerine katıldı. Burada bir konuşma yaptı. Sonrasında bugüne geldiğimizde bu binanın Zafer Müzesi'nin açılışını yapacak. Protokol üyelerine baktığımızda Numan Kurtulmuş yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'ın 5 milletvekili Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Hasan Arslan, Mehmet Taytak ve Hakan Şeref Olgun protokolde yerlerini aldılar. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Sayın Burcu Köksal ve Kuvvet Komutanlıklarının Afyonkarahisar'da bulunan temsilcileri bu töreni yerinde takip ediyorlar ve açılışı birlikte yapacaklar. Çok sayıda vatandaş da Zafer Meydanı'nda toplanarak Zafer Müzesi'nin açılışına şahitlik ediyorlar. Afyonkarahisar için tarihi bir gün ve yarın 27 Ağustos Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Günü. Önemli bir Zafer Haftası. Afyonkarahisar'da her yıl etkinliklerle kutlanıyor. 25 Ağustos gecesi başlayan etkinlikler 4 Ağustos'a kadar devam ediyor. Biz de bu etkinlikleri yerinden sizlere aktaracağız. Tekirdağ Çerkezköy'de bir bankanın ATM'sinde para bulan fabrika işçisi bir çocuk babası Sami Erdem'in duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti. Sami Erdem bulduğu yüklü miktardaki parayı polis ekiplerine tutanak eşliğinde teslim etti. Polis paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Sami Erdem, Atatürk Caddesi'nde bir bankanın ATM'sinden para çekmek istediği sırada ekranda "paranızı alınız" yazısını fark etti. Pardon, isim neydi? Sami Erdem. ATM haznesinde duran parayı gören Erdem kısa bir şaşkınlık yaşadı. Parayı saydığında yüklü miktarda olduğunu tespit eden fabrika işçisi paranın sahibi gelir diye bir süre ATM önünde bekledi. Ancak kimse gelmeyince parayı Gazi Polis Merkezi'ne teslim etmeye karar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte merkeze giden Sami Erdem, bulduğu parayı tutanakla polis ekiplerine teslim etti. Polis, bankamatikteki işlem hareketlerine bakarak paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Duyarlı davranışı nedeniyle Sami Erdem'e teşekkür edildi. Sami Erdem parayı bulduğunda yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Parayı gördüğünüzde ne düşündünüz? İhtiyacı olan birinin gibi polis aramak isteyeceğim gereği. Ankara'da Keçiören ve Yeni Mahalle ilçelerinde iki farklı silahlı kavga meydana geldi. Kavgalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İlk olayın adresi Keçiören Yayla Mahallesi'ydi. Komşular arasında çıkan tartışma gece saatlerinde silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli 4 kişiyi tabancayla vurdu, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Diğer olayın adresi Yeni Mahalle Toptancı Hali'ydi. Akraba iki grup arasında yer tartışması çıktı, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şüpheli tabancayla karşı gruba ateş açtı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan ikisi kurtarılamadı. Diğer 2 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Kuyu 20 operasyonunda organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı iki ayrı organize suç örgütüne yönelik Kuyu 20 operasyonu düzenlendiğini belirtti. Operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüphelinin yakalandığını ve tutuklandığını kaydeden Yerlikaya, aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve mala zarar verme suçlarını işlediklerinin tespit edildiği bilgisini verdi. Düzenlenen operasyonda 15 ruhsatsız tabancayla çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonu gerçekleştiren jandarma personelini tebrik etti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 15-22 Ağustos'ta 2.488.264 aracın denetlendiğini, 450.334 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı. Bu kapsamda 2.488.264 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuata izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259, hız ihlalinde bulunan 129.459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24.796, emniyet kemeri kullanmayan 15.884, sürücü belgesiz araç kullanan 15.249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9.354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450.334 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılın ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının %35'inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiğinin bilgisini verdi. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hızla etkin mücadele yürütüldüğünü ifade eden Yerlikaya şunları kaydetti. Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil mobil hız tespit sistemleriyle takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda otobüslerde emniyet kemeri takmayı da ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Burdur-Antalya karayolu üzerinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza Burdur-Antalya karayolunda meydana geldi. Yol yapımı nedeniyle tek şerit üzerinden trafiğin ilerlediği alanda Antalya'dan Bucak istikametine gitmekte olan Serkan Ağa idaresindeki otomobille Bucak'tan Antalya istikametine seyir halinde olan Bilal T idaresindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve yolcular yaralanırken yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yol tekrar trafiğe açıldı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaşayan bir adam tartıştığı kızını boğarak öldürdü. Babanın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Olay Gönen'de meydana geldi. Psikolojik sorunları olan M.S. kızı E.S. ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdü.
M.S. cinayeti işledikten sonra evi terk etti. Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çek yatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise M.S. polis ekiplerine teslim oldu. E.S.'nin cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Bunaltıcı sıcaklar azalmaya başladı. Pek çok ilde yağmur etkili oldu. Yeni haftada da yurt genelinde birçok şehirde sağanak bekleniyor. Bu yıl küresel ısınmadan kaynaklı dünya genelinde aşırı sıcaklar etkili oldu. Yurtta da yaz boyunca sıcak hava zaman zaman sağanak molası verdi. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı yerlerde sel ve su baskınları yaşandı. Mevsim sonbahara dönerken sıcaklıklar azaldı, mevsim normalleri seviyesine geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için uyarılarda bulundu. Bu hafta yurdun büyük bölümü yağışlı olacak. Birçok şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteorolojiye göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de de yağışlı bir hafta bekleniyor. Uzmanlar şiddetli yağmura karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Burdur'un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Burdur'un Gölhisar ve Altınyayla ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış tarım arazilerini ve yolları su içinde bıraktı. Bazı noktalarda sel sularının getirdiği kayalar nedeniyle yollar kapanırken sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde birçok sürücünün araçlarıyla su birikintileri içerisinde kaldığı görüldü. Kent merkezinde itfaiye ekipleri tarafından balçıkla sıvanan caddeler tazyikli suyla temizlenirken herhangi bir iş yeri veya evde su baskını olmadığı öğrenildi. Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Akkuş, Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla Anıt Park önündeki Utku Anıtı'nda basın açıklaması yaptı. Akkuş, zaferi kazanmak kadar korumak da önemli dedi. Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu, Büyük Taarruz'un 102. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'a çıkartma yaptı. Geniş bir katılımla Afyonkarahisar'daki törenlere katılacak olan dernek yönetimi adına Başkan Tuğrul Akkuş açıklama yaptı. Utku Anıtı önünde konuşan Akkuş, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine değindi. Afyonkarahisar, Cumhuriyetimizin doğum yerlerinden biridir. Bu topraklarda özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı kazandığımız yerdir. 26 Ağustos Kocatepe'de başlayan bu büyük mücadele, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir dirilişin ve bağımsızlık savaşının simgesidir. Bugün burada toplanmamızın en önemli sebebi, bu büyük zaferi, bağımsızlık ruhunu ve Atatürk'ün önderliğinde verilen mücadeleyi unutmamaktadır. Akkuş, zaferin kazanılması kadar korunması da önemli diyerek şunları söyledi. Unutmamalıyız ki bağımsızlığımızı kazanmak ne kadar zorsa onu korumak da bir o kadar önemlidir. Bu bilinci genç nesillere aktarmak bizlerin en büyük görevidir. Değerli hemşehrilerim, bugün burada Kurtuluş Savaşımızın ve büyük zaferimizin yıl dönümünü anarken sadece askeri bağımsızlığımızı değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızı da hatırlamamız gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferle taçlandırılmadıkça kalıcı olmaz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirildi. Dernek Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmayı hedefleyerek hizmet verecek. Evet.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi, Afyonkarahisar Karama Mahallesi'ne açıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen açılışta kurdele kesilerek dernek binası gezildi. Dernek, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmayı hedefleyerek hizmet verecek. Açılış konuşmasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Serap Öztürk gerçekleştirdi. Derneğimizde çocuklarımızı, gençlerimizi Atatürk ilke ve devrimleri ışığında Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek ve gençlerimize yönelik hayata geçireceğimiz projelerimiz ile amacımız daha çağdaş bir toplum ve eğitim için fırsat yaratmaktır. Bir konuşma daha gerçekleştiren Genel Başkan Profesör Doktor Ayşe Yüksel derneğin öneminden bahsetti. Sevgili Başkanımız Burcu Köksal, o da bir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi, mezunu. Çağdaş Yaşam böyle başarılı, böyle akıllı, böyle çalışkan, üretken belediye başkanları yetiştiriyor. Hani tişörtlerimizde yazıyor ya, umut yetiştirir diye. İşte umudumuz burada, hemen yanı başımızda. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise açılışın hayırlara vesile olmasını diledi. Açılışın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman bütün hemşerilerimin, sizlerin yanınızdayız. Elimizden gelen, üzerimize düşen ne varsa birlikte yapacağız. Buna inanıyorum. Cumhuriyetimiz kutlu, mutlu, umutlu olsun. Afyonkarahisar Modifiyeli Araçlar Derneği her yıl geleneksel hale getirilen Modifiyeli Araçlar Festivali'nin bu yıl dördüncüsünü düzenledi. Birbirinden farklı otomobiller modifiyeli araç tutkunları için sergilendi. Modifest'in bu yıl Afyonkarahisar'da dördüncüsü düzenlendi. Modifiyeli araç tutkunları Afyonkarahisar'da bir araya geldi. Modifiyeli araç tutkunlarının birbirinden farklı ve renkli otomobilleri ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Modifest'e katıldık. Harika bir atmosfer ve insanlar, her şey harika. Bugün umarım eğlenceli ve keyifli vakit geçiririz. Gerçekleştirilen buluşma çerçevesinde çok sayıda modifiye edilmiş araç halka açık sergilendi. Bence burada otomobile çok büyük bir merak var. İzleyiciler açısından da sürekli takip ediyorlar bizi. Çok fazla talep geliyor bizim sosyal medya ekibine, ne zaman geleceksiniz diye. İnşallah bu gelecek sene de bu şekilde katılacağız. Her geçen sene daha da büyüyen bir kalabalık görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Park edilen araçlar, yüksek performanslı motorlar ve etkileyici ses sistemleri meraklılarının ilgisini çekti. Zaten her yıl olduğu gibi bu yıl da yine çok iyi talep var. Belediye ve birçok kuruma bu noktada yine teşekkür ederiz. Zaten organizatör arkadaşlara ayrı bir teşekkür ediyoruz. Afyon zaten çok güzel. Her zaman çok iyi ağırlanıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Biz zaten çok mutluyuz. Umarım Afyon halkı da bu tür etkinliklerden yine mutlu olacaktır. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde eğlenceli anlar yaşandı. Yapılan driftlerle nefesler tutuldu, adrenalin dolu vakit geçirildi. AFMOD Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Ortaç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cumhur Saka da festivale duyulan ilgiden memnun olduklarını belirtti. 2019 yılından 2020 yılından da beri Afyonkarahisar'da bu tür etkinlikler yapıyoruz. Gençlerimize faydalı, halkımıza faydalı, eğlenceli bir hafta sonu geçirmeler için güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Geçen sene yapmıştık üçüncüsünü, bu yıl dördüncüsünü yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl beşincisini yapacağız. Bu sene alan konumuzda biraz sıkıntımız vardı. Dar bir alanımız vardı ama ona rağmen 1000-1200 civarı bir araç katılımı sağlandı. Aynı zamanda yoğun bir halkın ilgisi var buraya.
ailelerimiz, gençlerimiz tamam burada. Her sene daha da güzel. Çünkü biz bir sene önceden yani bu bir senelik bir çalışma olduğu için bir sene içinde geçen sene yaptıklarımıza bu sene daha fazlasını kataraktan insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. İnsanlara örnek olmaya, yani kötü şeylere alışkın olmasın. Modifiye biraz daha tutkuları olsun. Modifiyenin kötü bir şey olmadığını burada görerekten, izleterekten örneklendiririz. 37. Mengen Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali sona erdi. Onlarca şef ve binlerce ziyaretçinin yer aldığı festivalde Türkiye'nin farklı lezzetleri tanıtıldı. Herkes gönlünce eğlendi. 37. Geleneksel Mengen Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali kapılarını açtı. Aşçılar Diyarı Mengen'de 2 gün sürecek festivalde yüzlerce şef birbirinden lezzetli yemeklerini hazırladı. Şefim, şu an tezgahımızda neler var? Bir sayma şansınız var mı? Afyon sucuğu, mantı, fırın sütlaç, haşlama, barbunya pilaki, kahvaltı tabağı, sucuklu yumurta ve ekşili köfte var. Burada gördüğünüz tüm ürünler aslında birer pasta. Biz tamamen pastacılık malzemeleriyle hepimizin bildiği şeker hamuru, jöle ve gıda boyalarıyla şeker hamuruna farklı bir boyut katıyoruz. Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli kelle paçasını tanıtmaya ve sabahleyin de ekşili çorbasını yaptık. Semizotu, patlıcan, dövme, nohut, mercimekle karışım olan güzel bir ekşili çorba yiyenler hep teşekkür ettiler. Biliyorsunuz Türkiye'de aşçı deyince Mengen ön plana çıkardı. Dolayısıyla biz de Mengen Festivali'ne Kayseri Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği olarak her zaman katılıyorduk. Bugün de yine tekrardan yapılmaya başladığından dolayı biz de katılma gereği istedik. Burada da aynı zamanda bölgemizin yöresel yemeği olan Kayseri mantısı tanıtımını yapıyoruz. Festivalde birbirinden lezzetli yemeklerin yanı sıra eğlencelerde yer aldı ve ziyaretçiler şu an doyasıya eğleniyor. Kortejle başlayan festivalde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Mehmet Şef olarak bilinen Mehmet Yalçınkaya da yer aldı. Mengen terminalinden başlayan kortej festival alanına kadar durmaksızın ilerledi. Mehter takımının eşlik ettiği kortejde dev Türk bayrağı da açıldı. 81 ilden gelen yöresel ürünlerle 100. yıl pilavı hazırlandı. Onlarca şefin 100 adet coğrafi işareti ürünle hazırladığı pilav şu an ziyaretçilere dağıtılıyor. Tabii ki festivalde yüzlerce şefin yanı sıra binlerce de ziyaretçi yer aldı. Mengenlerin alışık olduğu ama vazgeçemediği festivale şehir dışından da çok sayıda gastroturist geldi. Her sene geliyorum, bu sene bayağı bir kalabalık gördük, güzel. Yemek çeşitliliğini beğendiniz mi? Yemek çeşitlerini beğendik de keşke biraz daha geniş alan olsaydı daha iyi olurdu. Bu sene bayağı bir kalabalık olmuş çünkü. Eşim, çocuklarım, halam, abilerimle beraber geldik. Öyle İstanbul'dan geliyoruz. Sırf İstanbul'dan festival için geldik. Yemekleri lezzetli. Şu an bir Kayseri mantısı aldık, onu yiyoruz. Bence kalabalık da gayet iyi, normal yani İstanbul'a göre çok iyi. İstanbul'dan geldim. Bu festival için geldik ailemle beraber. Ailece geldik ve tadını çıkartıyoruz. Şu an ne hissediyorsunuz festivale ilk geldiğiniz zamandan beri? Yani yöresel Türkiye'mizin aşçılarını tanıyoruz, değerlerimizi, işte bunlar mutlu şey, güzel şeyler. Yani milli değerlerimiz, bunları kaybetmememiz lazım. İkametgahım Kazakistan'da. Buraya geldim çünkü babam buradan, babam Kazakistan'da aşçı. Çok güzel yer, beğendim burayı. Feta oradan buraya kalkıp geldin, festivali gördün, ne hissediyorsun? Çok mutluyum çünkü böyle yerlerde hiç gelmemiştim. Kazakistan'da böyle bir yer yok. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'da 12 ülkenin genç mutfak profesyonelleri ağırlandı. Mutfak profesyonelleri şehrin yöresel lezzetlerini deneyimledi, gastronomi müzesini gezdi.
12 ülkenin genç mutfak profesyonelleri Afyonkarahisar'da ağırlandı. Diğer görselimizde ise yine Afyonkarahisar'a has manda kaymağı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet'in Yüzü Türk Sofrası Yaz Okulu programı kapsamında kentte Almanya, Azerbaycan, Fas, İran, Kosova, Pakistan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Umman, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 12 genç misafir edildi. UNESCO tarafından gastronomi şehri unvanı almış bir şehirdir. Gençler Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümündeki atölyede akademisyenlerle kentin yöresel yemeklerini deneyimledi. Bir fırın görmekteyiz. Geleneksel Türk kadını. Gastronomi müzesinde gezen katılımcılar şehrin coğrafi işaretli lezzetlerini inceledi, yemekler hakkında bilgi aldı. After they break it. Programın sorumlusu Nurullah Yavaş, Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl ilk defa Türk Mutfağı Yaz Okulu programının gerçekleştirildiğini söyledi. Şu an Afyon ilindeyiz. Afyon ilinde 12 farklı ülkeden 12 tane yabancı mutfak şefi, genç mutfak profesyonellerinden oluşan bir grupla Afyon'u geziyoruz. Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen bu yaz okulunun Afyon ayağında Afyon Karahisar Valimizin destekleriyle 2 gün burada çeşitli mutfak atölyeleri ve mutfak temalı gezler, gastronomi temalı geziler gerçekleştiriyoruz. Kosova'dan Leydrum Simnika'da Afyon Karahisar'ın yöresel lezzetlerini yakından görmek ve tatmaktan memnun olduğunu dile getirdi. Burada gastronomi şehrini, Afyon Karahisar'ını ziyaret etmek ve onun müzelerini, geleneksel yemeklerini tanımak ve onları yakından görmek, kendi hazırlamak ve tadlarını bakmak çok memnuniyet ve gurur duydum. Sevgili izleyenler, Türklerde yıllardır süregelen bir gelenek var, yaren geceleri. Bu geleneği de 20 yıldır sürdüren bir ekip var. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği bu geleneği tarihi bir mekanda Frigya'da sergiledi. Ayazini köyünde gerçekleştirilen Yarenler Gecesi'ne çeviriyoruz kameralarımızı. Eskiden köy odalarında bir araya gelip oynanan geleneksel halk oyunları Afyon Karahisar'ın Ayzini köyünün tam kalbinde yaşatıldı. Elleri kolun aşkına! Dur! Olmadı! Onu beşer! Tamam. Sana verdiğim neydi? Bu geleneği düzenleyen Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği. Tarihi yapıtların arasında eski oyunlar oynayarak izleyicilerini adeta zaman makinesine bindirip uzaklara götürdü. Sandıklı ilçesinde Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ekrem Çavuş, yarenlik geleneğinin amacından ve öneminden bahsetti. Yaren gecelerini Sandıklı'da yaklaşık 20 yıldır yapıyoruz. Özellikle kış aylarında, Ekim ayında başlıyor, Mayıs sonuna kadar devam ediyor. Yarenlik geleneği Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınmış bir gelenek. Bu gelenek Anadolu'nun birçok yerinde hala daha yaşatılmaya devam ediyor. Sandıklı onlardan bir tanesi. Biz istedik ki Ayazini bir tarih kenti, doğasıyla, tarihiyle güzel bir yer, son yıllarda parlayan bir yıldız, Afyonkarahisar'ın önemli bir turizm destinasyonlarından birisi haline geldi ve geleceğini çok parlak görüyoruz. Biz istedik ki Ayazin'deki tarihi güzelliğe, coğrafyasına, doğal güzelliğine bir kültürel zenginlik katalım, bir çeşnimiz olsun ve bu yaren gecelerini Ayazin'de bir gerçekleştirelim istedik. Bugün bu maksatla buradayız. Ayazin halkına, buraya gelen misafirlere güzel bir yaren gecesi izlettirmek istiyoruz bu gece. Verdiğin neydi? 3 kilo pamuk, 4 kilo pamuk. İzlettim sana. Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Kanal 3 ekranlarında görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu günler.